Herkese selam Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizler için sokaktayız. Peki neler yapacağız? Bugün yanıma birkaç tane farklı telefon aldım. Onlardan biri ise Poco X6. Daha önce incelemesini gerçekleştirmiştik. Aslında bu cihazı genelde oyun oynamak için tercih eden kişiler oluyor. Ama oyun oynamanın yanı sıra bu cihazla beraber çok güzel fotoğraflar da çekebileceğiz diye bir duyum aldım. Bakalım test edeceğiz. Cihazın teknik özelliklerine daha öncesinde bakmıştım. Hemen videoyu başlamadan önce de fotoğraflarda böyle bir küçük test ettim. Oldukça da hoşuma gitti. Şimdi sizlerle beraber birazdan sokağa çıkacağız. Ve sokakta bu telefonun artık bize ne gibi özellikler sunduğunu beraber test edeceğiz. Ben biliyorsunuz ki fotoğraf testlerini oldukça çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi de sevdiğimden dolayı da olabilir. Bilmiyorum ama beraber bakacağız. O zaman şimdi size kısaca cihazın kamera tarafında hangi teknik özellikleri olduğundan bahsedeceğim. Ardındansa fotoğraflarla beraber böyle bir göz atacağız. Sokakları gezeceğiz. Belki aralarda ben de kameranın içine dahil olurum. Hoşuma giden taraflar olur. Tek tek konuşacağız. Nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama başlıyoruz. Poco X6'nın kamerasının teknik özelliklerine bakacak olursak ana kamerada 64 megapiksellik bir kamera görüyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 değerinde. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksel f2.4 değerinde bir kamera. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Cihazın video çözünürlüğünde ise ön kamerada 4K 30 fps çekimler yapabiliyoruz. Arka tarafta ise 1080'e 60 fps değerinde fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu cihazın arka kamerası yapay zeka destekli arkadaşlar. Aynı zamanda portre modları olsun farklı modlarla beraber de bizlere geliyor. O zaman ben ana kamera testiyle başlıyorum. Herkese selam. Şu an Poco X6'nın ön kamera testini yapmaktayım. 1080'e 30 fps çekim yaptığını söylemiştik. Hava biraz rüzgarlı. Umarım mikrofon kalitesinde sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Kamera tarafında bilmiyorum söyleyecek miyim ama şunu sevmiyorum. Çok yakın bir şekilde duruyor. Videoyu açtığımda kendim çok yakınım ekranda. Kolumu ne kadar uzatırsam uzatayım yakın görünüyorum. Bu görüntüyü ben sevemiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Poco X6'nın ön kamera testi bu şekilde. Şimdi ise Poco X6'nın arka kamerasındayım. 4K 30 fps çekim yapıyorum ve cihazın optik görüntü sabitleyicisinin olduğunu söylemiştim zaten. O yüzden hareket ederek çekiyorum ki sizler de bu sarsıntıyı hissedebiliyor musunuz ya da hissetmiyor musunuz? Aşağıda yazmayı unutmayın. Arka kamerasının görüntü kalitesi de bu şekildeydi ve umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Sizlere teknik özelliklerden bahsetmiştik. Fotoğraflar ve videolarda hemen arada geldi. Şimdi biraz kendi değerlendirmemi yapacağım aslında. Poco X6'yı nasıl buldum? Öncelikle normal fotoğraf değerlendirmesinden bahsetmek istiyorum. Biraz renk doğruluğu tarafında aslında kafamda soru işaretleri olmalı değil. Çünkü turuncu bir fotoğraf çekecektim. Sizler de gördünüz o turuncu fotoğrafı. Böyle bir hani simitçi arabası oluyor. Onun gibi bir arabaydı. Oradaki fotoğraf arkadaşlar neredeyse kırmızı çıkmıştı. Belki şu an ekranınızda geliyor olabilir. Bu kesinlikle doğru değildi. En başında şundan da bahsetmek istiyorum. Fotoğrafları da değerlendirmeden önce en soft ilk telefonu aldığınız zamanki ayarıyla yaptım. Yani herhangi bir yapay zeka desteğini açmadım. HDR desteği açıktı sadece. HDR desteğinde ise böyle bir kaliteyi sunduğunu söyleyebilirim. Normal ayarlar neyse hepsini o şekilde çektim. Bunu da en baştan belirtmek istiyorum. Havanın birazcık böyle karartılı olmasından, bulutlu olmasından kaynaklı tabii ki ışıkla böyle fotoğraflar biraz daha karanlık çıkıyor olabilir. Ama aydınlık ortamda çektiğimde ise bence normalin bir tık daha üstünde bir performans sergilediğini ben söylemek istiyorum. Yine fotoğraf tarafına bakacak olursak fotoğraflarda hava kapalı olmasına rağmen böyle hani bulutlu bir hava var, etraf biraz karanlık ama kötü bir performans sergilemediğini ben söylemek istiyorum. Oldukça hoşuma gitti. Sadece yakınlaştırdığım zaman böyle netleme kısmında çok çok keskin bir fotoğrafla karşılaşmadığımı da belirtmek istiyorum. Ama zoom kalitesine falan baktığımızda oldukça başarılı bir telefon bizlerle beraber. Telefonun kamerası 118 derecelik bir geniş açıya da sahip. Geniş açıda da ideal bir performans sergilediğini, ortalama bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Zoom performansına geldiğimizde ise bir gemi fotoğrafımız vardı. Ben de hemen sizlerle böyle bakmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bence yine
çok çok keskin ve belirgin olmasa da fotoğraf bence iyi bir kalite sunuyor. Ortalama bir telefonun, bu fiyat segmentinde bir telefonun gayet üstünde bir başarı sergilediğini söyleyebiliriz. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Portre tarafında ben sevdim. F1 değerinden F16 değerine kadar F ayarını ayarlayabiliyorsunuz portre modunda. Bu ayarlanabilir olması bence oldukça güzel. Çünkü siz o fotoğrafın hani ortamınıza göre ya da etrafındaki nesnelere göre ayarlamasını yapabiliyor olmanız size fotoğrafınızın kalitesini artırabilecek derecede özellikler sunuyor. F değerini sevdim. Portre modunda da iyi işler çıkardığını kendimce söylemek istiyorum. Portre modunda sevdim. Bir de video tarafına gelelim. Şimdi ön taraf performansında zaten videonun içerisinde de söylemiştim. Biraz yakın çekiyor olması benim için bir eksi. Çünkü çok kişili böyle arkadaşlarınızla bir video çekeceğinizi düşündüğünüz zaman telefonu çok ileriye bir yere koymanız gerekiyor ki artık herkes o videoyu sığabilsin. Çok yakın bir şekilde alıyor. O yüzden bunu sevmiyorum. O yüzden belki video tarafında bir eksi yanı bu olabilir. Arka kamera tarafını sevdim. Ama şöyle bir şey vardı. Sarsıntı önleyicisi olmasına rağmen ben koştuğum zaman videoda bir tık bozulmalar olabiliyor. Eğer bu durum sizin için çok çok önemli değilse, bir yere YouTube'a bir video yüklemeyeceksiniz, aksiyon videoları çekmeyeceksiniz, sizin için sıkıntı olmayabilir. Günlük kullanımda gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoda ses performansını ama gerçekten sevdim. Güzel bir şekilde sesi aktarmış, izlediğim zaman hoşuma gittiğini belirtmek istiyorum. Bunlar benim kısa sürede çektiğim fotoğraflardı. Bu cihazın içerisinde Pro Mod da bulunuyor arkadaşlar. Pro Mod'u zaten artık hepimiz biliyoruz. Eğer profesyonel bir çekim yapmak istiyorsanız, 64 megapiksel çekimler yapmak istiyorsanız bu Pro Mod üzerinden artık çekimlerinizi yapabilirsiniz. Oradan ISO değerini ayarlayabilirsiniz, beyaz dengesini ayarlayabilirsiniz. Ben Pro Mod'da fotoğraflar çekmedim ama siz dilerseniz o modda, çünkü herkesin istediği fotoğraf şekli farklıdır. Ben belki karanlık fotoğraflardan hoşlanıyorumdur. Bu fotoğraf neden karanlık dersiniz? O yüzden Pro Mod'u çekmedim. Sadece burada bir Pro Mod olduğunu bilmenizi istiyorum. Gece çekimleri de gündüz çekim yaptığım için maalesef gece çekimlerini de koyamayacağım. Benim değerlendirmem bu şekildeydi. Cihazın daha fazla tarafında panoramayı, kısa filmi, ağır çekimi, hızlandırılmış çekimi ve uzun pozlamayı da gördüğümüzü söylemek istiyorum. Kısaca bir toparlayacak olursak fotoğraf çekime kalitesini ben beğendim. Ortalama bir seviyedeydi ama renkler kısmında tam doğruluğu veremediğini hissettiğimi söylemek istiyorum. Video kalitesi ve videonun ses deneyimi güzeldi. Ortalama bir telefon olduğunu belirtmek istiyorum. Portre modunda sevdim. Portre modu da benden başarılı bir puan aldı. Ama ön tarafta, bu arada ön taraf portrede çok portreyim diyor. Onu da belirtmek istiyorum. Peki siz fotoğrafları nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.